Sayın Çam'ın o bilim bildiriye imza atan bilim insanlarıyla ilgili cadı avı, McCarthy dönemi, yargısı infaz, düşünce özgürlüğüne müdahale gibi değerlendirmelerin hiçbirine katılmıyorum. Arkadaşlar, tüm demokratik ülkelerde demokrasinin sınırı bellidir. Düşüncenin, sonuna kadar düşüncenin ifade edilmesinin arkasındayız. Ve Türkiye hamdolsun bu noktada pek çok gelişmiş ülkeden iyi bir konuma geldi. Ben bilim bakanı olarak da çok net söylüyorum. Türkiye'de hangi akademisyen kendi görüşünü ifade ettiği için bir takibata maruz kalmıştır? Bunun örneği yok. Ama dikkat etmeniz biz gereken bir şey var. Arkadaşlar, hiçbir gelişmiş Batı demokrasisi demokrasi kavramıyla şiddet kavramını, demokrasi kavramıyla terör kavramını, demokrasi kavramıyla şiddeti ve terörü övme kavramını bir arada tutmaz. Bu, bakın ben söyleyeyim, ben bildiriyi okudum. Bildiriyi okudum. Bu bildiriyi okuduktan sonra ben bu bilim insanlarının kendi değerlendirmemde üç farklı değerlendirmeye tabi tuttum. Bir, bu bildiriyi yazanlar. Bu bildiriyi yazanlar açıkça devlete açıkça bir bühtanda bulunuyorlar. Devleti adeta terör merkezi olarak gösteriyorlar ve terör örgütüne en küçük bir imayla dahi bir dokundurma yapmıyorlar. Yani bu yazanlar açısından bu belge tam bir ihanet belgesidir. Bunu fikri ışık olarak çok açık olarak söylüyorum. Şunu söyleyeyim. Okuyan herkes aynı şeyi düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız. Okuyan herkes aynı şeyi düşünüyor. Okuyan herkes aynı şeyi düşünüyor. Hemen bir iki saat içerisinde bildiğim kadarıyla açıklamayı yaptı. Benim yaptığım açıklama üç gün sonraydı. Çünkü o üç gün içerisinde başka çalışmalarımız vardı ve basınla bir araya gelme imkanımız yoktu bildiğim kadarıyla. Ama ikincisi şunu söyleyeyim. Bu bildiriye şöyle bir göz ucuyla bakıp imza atanlar. Bu insanların kendileri değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Üçüncüsü. Bu kabul edilemez efendim. Ya akademisyen, bilim insanı diyeceksiniz. Sonra da göz ucuyla bakıp alacak. Evet, bu gerçek. Var. Kendileri itiraf ettiler. Kendileri itiraf ettiler. Sayın Başkan. Oradakiler neyse onlar da aynı şekilde. Sayın Başkan, daha üçüncüsünü söyleyeyim. Üçüncüsü de bildiriyi görmeden arkadaşım imzaladıysa doğrudur deyip imza atanlar var. İsmen biliyorum. Kendileri de itiraf etti Sayın Başkan. Yani ismen bildiğimi söylüyorum. Bildiriye ya şu arkadaş imzalamış herhalde bir şey yoktur deyip bildiriyi görmeden imza atan akademisyenler var. Yani şimdi bu akademisyenlerimizin bu noktada arkadaşlar bakınız şimdi şu bizi kurtarmaz. Biz bu bildirinin içeriğine katılmıyoruz ama ifadesi bizi kurtarmaz. Demokrasilerin tahammül edemeyeceği şey şiddettir, terördür ve şiddeti ve terörü övmektir. Bu hiçbir demokratik. Bugün siz kalkın Amerika'da bin tane akademisyen kalksın DAEŞ'in ne kadar doğru bir terör örgütü olduğunu, buna mukabil Amerika'nın yaptığı operasyonların ne kadar vahşice olduğuna dair bir şey yapsın. Yani bu kesinlikle kabul edilecek bir şey değildir. Düşünce özgürlüğü kapsamı içerisinde. Bakın devlet eleştirilir. Türkiye'de devlette ilk defa eleştirildi ne de son defa eleştirilecek. Türkiye'de devleti eleştirirler. Hem de Türkiye'de devleti eleştirildiği için el üstünde tutulan çok akademisyenimiz var bizim. Şimdi müsaade eder misiniz? Bakın düşünce özgürlüğü kapsamında. Sayın Baylar, biz hiç kimse terör istemedi. Sayın Baylar, bizim başörtüsü olayları da Türkiye'deki düşünce özgürlüğünde de, vicdan özgürlüğünde de, değerli arkadaşlar, Türkiye'deki düşünce ve vicdan özgürlüğünde de biz evet de devletin baskısına uğradık. Ama hiçbir zaman şiddeti övmedik. Teröre ve şiddete Şimdi Sayın Başkan, Aziz Sancar Bey'den bahsettiğiniz benim konuşma metnimde, ben konuşma metnimde özellikle teşekkür ettim. Bugüne kadar da en az 10 defa konuşmamda Aziz Sancar'a teşekkür ettim. Bu açıdan metinde var ama işte zaman Sayın Başkan zaman uyarısı yapınca bazı bölümleri aklamak durumunda kaldım. TÜBİTAK ve TÜBİTAK konusunda arkadaşlar ben matematikçiyim. Çözüm odaklı bir insan. Evet. TÜBİTAK ile ilgili önümüzdeki süreçte bir kanun değişikliği yapmayı hedefliyoruz. Gelin hep beraber katkı verin. Gelin TÜBİTAK'ın tüm üyelerini tekrar kendisinin seçmesiyle ilgili kanunu düzenleme yapalım. Sayın Temayli Gül. CHP grubu da buna destek versin. Sayın Bakan, burada güzel bir kanun. Cevaplanacak sorunuz çok burada. Yani. Bak. Ama bunlar önemli Sayın Başkan. Bir 15 dakikada süre verelim Sayın Bakan. Peki. Ben bu noktada isterseniz önümüzdeki süreçte bakın TÜBİTAK'ı da yeniden yapılandıracağız.
TÜBİTAK'ın yeniden yapılandırılmasında biraz önce arkadaşlarımızın çizdiği çerçeveyle hiç farklı bir düşünceye sahip değiliz. İzliyoruz. TÜBİTAK. Evet, destek politikalarını... Sayın Usta, ya hayat dinamik, yani 14 yıl... Sayın Usta, Sayın Usta, 50 yıldır yemek yiyorsun, bir gün iki gün yeme diyemeyiz değil mi? Yani hayat dinamik, bazı şeylerde, bakın... Türkiye'de artık biz niteliksel artışa odaklanmak durumundayız. Değerli arkadaşlar, bu TÜBİTAK'ta kitap konusunda çok kısa bir bilgi sunayım heyetinize. Şu anda TÜBİTAK'ta kültürel uygunluk ve yeterlilik kapsamında bazı kitapların toplatıldığı doğru. Burada kitaplar basıldıktan sonra halktan gelen bazı şikayetler oldu. Bu şikayetler sonrasında TÜBİTAK Bilim Kurulu bu komisyon incelemesiyle bu bazı kitapların toplatılması kararını verdi. Burada neden toplatıldı derseniz çok bir iki tane sebep söyleyeyim. Mesela çocuk kitaplarında cinsellik içeren ifade ve şekillerin olduğu tespit edilmiş. Türklerin doğudan gelip batı medeniyetini tehdit eden barbarlar olarak nitelenmesi bu kitaplarda tespit edilmiş. Ve haritalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı bir devlet olarak gösterilmemesi gibi birkaç sebepten dolayı bu kitaplarda 700 tane kitaptan sadece 23'ünde toplatma yapılmış. Takdir edersiniz ki bu genel çerçevede yapılan bir durum. Bundan TÜBİTAK'ın bir baskı şeyini çıkarmayı doğrusu biraz zorlama olarak görürüm. Gerçekleştirdiği katliam ve uyguladı. Ya şu bildiriyi okuyup da eleştirmeyecek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yok. Sessiz yılların sesi, kimsesizlerin kimsesiyiz. Biz bir idealin, bir kültürün temsilcileriyiz. Evet, size hiçbir zaman tarihte böyle bir şey söylemedim. Evet, kanun almadım, taş almadım, protokol kilo almadım. Kabul edenlere hiçbir daha mı? Onları şimdi destekliyorsunuz Bayram Bey, hiç yakışmıyor size. Onların desteklemeniz de yakışmıyor. 0 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 287.721.